Kısaca ben 3 bölümlük bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Çünkü yazanların konuşabildiğini de zannediyor ya herkes, şeyler anlatmak istiyorum. Aslında bu soruyu soranlara ben hep şey diyordum, hani sanki birden fazla şeyim var da neden kitap gibi. Bununla Cem Yılmaz güzel şey yapar dalga geçen, neden mizah deyip kenara çekilirler, sen terlersin, niye mizah yaptın, bunu nasıl cevaplayacağım diye. Şimdi benimki şöyle bir şey, hani bir şeyler ilde de yazayım diye yazdığım bir şey değil bu. Zaten kitabın bir sürü hikayesini çeşitli yerlerde küçük hikayeler olarak yazmıştım. Özellikle Esmer'de çokça yazmıştım kitaptaki hadiseleri. Ben daha sonra fark ettim ki bizim köy öyle normal bir köy değil. Yani bizim orada yaşadıklarımız da normal değilmiş. Zannediyordum ki bütün dünya bunu böyle yaşıyor. Yani geceleri asker gelir, basar, çocuklar korkudan altına eder, bilmem ne falan. Yani bu böyle bir şeydir zannediyordum. İstanbul'a gittikten sonra baktım ki hakikaten bizim köy bu konuda çok verimli bir toprakmış. Bunlar da yazılasıymış. Ve yine kitabı yazan kişi olarak kendi şeyimi çok katmamaya çalıştım. Kendi duygumu ben olarak, yani oradaki evim olarak çok katmamaya çalıştım ama benim için ve 16 yılımı böyle geçirmiştim. Benim İstanbul'a gitmemden 3 sene sonra kadar öldürüldü. Sonra bunu, yani bütün bu hadis, niye sen bir yerde hata yapmışsın, ben Fidel demişsin, niye öyle falan gibi şeyler aldım. Demek ki orada tam şeyi becerememişim, tam kaptıramamış insanlar onun başka birisi olduğunu. Aleviler ve Sünnilerin, Kürtler ve Türklerin iç içe ama ayrı ayrı yaşadığı bir yerdi. Hala da öyle. Bu sebeple de yazılası bir yer. Böyle, mesela bizim mahallede bir adım daha öteye gitmeden, yani biraz bir yakınlık vardı falan. Ve bu tabii ki hakikaten çok şey yarattı, malzeme, tırnak içinde. Malzemesi çok oldu, ironisi çok oldu. Acısı da oldu tabii ki, kavgası, geceleri nöbet tutmaları, insanların birbirinden korkmaları, ha türmeyi bırakmışlar, altınlarını kaldırıp örgütlere vermişler, daha da ilerisi bir de bölünmüşler, bir taraf Stalinist olmuş, bir taraf Moğolcu olmuş. Köydeki kimi yaşlı kadınlar derdi ki pis Moğolcu, hele bak kötü Moğolcu. Ondan sonra nene mesela Moğolcuların bildirisini söküp suya atıyor. Öbür taraftan bunlar Moskova'ya gitsinler kavgası falan. Bir de bir adımda oraya taşımışlar yani. Çok inanmışlar devrime. O sürecin de bir sürü hadisesi olunca ve ben bunları uzaklaşıp bakıp İstanbul'dan aa bir dakika bu iş böyleymiş deyince bunu yazılası bir şey olduğunu düşündüm, karaladım, yırttım, ettim falan filan, en nihayetinde yazdım. Birisi az önce bahsettiğim şeydi, hani kim? Ve sen onu haber edeceksin, ben de...